Anne! Merak etmeyin. Mini'nin burada çok mutlu olacağından eminim. Biliyorum, hep hayali zaten buralara gelebilmekti. Bir tanem... Teyze lütfen bırakma beni. Ama bir tanem, burası çok daha güvenli. Seni bırakmak zorundayım. Başka çarem yok. Yoksa... Beni de alacaklar değil mi? Bak Minicim, merak etme. 5-6 ay içinde tekrar seni almaya geleceğim. Ve sana söz veriyorum. Hepimiz yineden bir arada olacağız. Ve çok mutlu olacağız. Teyze, ben de savaşmak istiyorum. Kalmak istemiyorum buralarda. Ben buraları bilmiyorum ki. Tatlım, hiç merak etme. Senin yaşında bir kızım var benim de. Sana buraları çok güzel tanıtır o. Hem de biliyor musun? Senin gibi çok güler yüzlü. Pekala. Yolcu yolunda gerekli değil mi? Teyze! Merak etme tatlım. En yakın zamanda seni alacağım buralardan. Gel bakalım. Sarıl bana. Teyze! Şşş, ağlama lütfen. Bak, beni de ağlatacaksın. Tamam. Yeter artık bu kadar. Daha fazla ağlamayalım. Sonuçta sen artık yeni bir hayata alışman lazım değil mi? Ağlamanın zamanı değil. Ben çıkayım. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hadi tatlım. Gel birlikte oturalım salona. İlk önce elini yüzünü yıka. Neyi mi yıkayayım? Elini yüzünü. Şey... Merak etme, ben sana gösteririm. Gel bakalım. Gel bakalım. Bisküvi! Bisküvi kızım, bak kim var burada? Bisküvi! Hadi, ne bekliyorsunuz? Tanışsanıza. Ya anne, durup dururken niye bir tane minişi evimize getirdin? Ne oluyor? Birkaç ay bizim evde mi kalacak yoksa? 2 yıl boyunca kuzenim yetmedi, şimdi de bu. Bisküvi, lütfen durur musun? Anne, bak okulda hiç arkadaşım yok diye bana arkadaş bulmaya çalıştığını biliyorum. Yeter artık ya, ben çocuk değilim. Tamam mı? Kendi kararlarımı kendim verebilirim. Ben odama gidiyorum. Bisküvi, lütfen buraya gel. Minicim, çok özür dilerim. O bu tür şeylere pek alışık değil de. Neyse, onunla çok iyi arkadaş olacağınızdan eminim. Şey, aslında ben biraz yorgunum da. Beni yaprağa götürür müsünüz? Merak etme. Çok güzel bir yaprak aldım sana. Daha doğrusu yaprakta kalacaksın. Neyse, hadi gel beni takip et. Buranın çok fazla büyük olmadığının farkındayım. Lütfen idare etmeye çalış tatlım. İdare etmeye çalışmak mı? Bu gördüğüm en büyük yaprak. Sakın merak etme. Seni yakında şu kütüphane odasına alacağız, tamam mı? Orası çok daha büyük. Şimdilik burayla idare edersin. Bu arada burası Bisküvi'nin bebeklik odasıydı. Daha sonra tekrar bir kardeşi olur diye saklamıştık ama olmadı. Teşekkür ederim gerçekten. Ben gidip yemek hazırlayayım. Uzun yoldan geldin. Muhtemelen acıkmışsındır. Vay canına, burası kocaman. Allah'ım. Bir de şu tarafta oda var. Bir de şu tarafta. Aslında çok heyecanlıyım ama... Annemler... Kiki! Niye? Pardon Kiki... Senin burada olduğunu unutmuşum da. Niye?
Evet biliyorum, gerçekten kocaman bir yaprak. Acaba ne kadar kalacağız burada? Bir an önce teyzemleri görmek istiyorum. Of of of! Hayır istemiyorum diyorum anne. Lütfen bisküvi. Dediğimi yap dedim. Niye bu kadar kötü olmak zorundasın ki? Ben kötü değilim. Ne oluyor ya? Ben şimdi odandan çıkıyorum. Ama geri geldiğimde gayet iyi şirin davranacaksın Mini'ye. Çok ayıp oluyor. Tamam. Ne oldu ya? Kiki, sen de duydun mu onları? Acaba ne oluyor? Yam 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 yam. Kiki, ne yaptın ya? Kiki, Kiki lütfen buraya gelir misin? Diğerlerinin seni gömmemesi lazım. Yoksa beni evden kovarlar. Kiki! Olamaz. Bisküviciğim. İlk olarak adım bisküvi değil. Bisküvi. İkincisi bu ne ya? Uzaylı yaratılığın yarasığa benziyor. Onun bir adı var. Adı da Kiki. Benim hayvanım. Hayvanın mı? Yok daha neler. Öyle hayvan mı olur? Her şey ama yaratık bir şey mi dedi? Benim hakkımda bir şey de değil. Ne dedi? Yok ya sen hayvanlarda da konuşuyorsun. Yok daha neler. Odamdan çıkar mısın lütfen? Şu an birazcık hani yani istiyorum ki. Tamam söyleme artık kızıyor. Yani tek istediğim tek başıma. Yine bir şey dedi değil mi? Ne dedi söyle bana. Tamam söyleyeceğim ama kızmayacağına söz ver. Hiçbir şeye söz vermem. O zaman ben de söylemem. Üf tamam söz. Ne söyledi? Kendini bir şey zannediyor. Saçaklı dedi. Saçaklı mı? Yok daha neler. Yaratık. Ya hani söz vermiştin kızmayacağına? Oho buna kızmak denilmiyor. Sen benim kızmış halimi hiç görmemişsin. Neyse. Beni yalnız bırak lütfen. Ve odama da bir daha gelme. Ne kadar güzel bir yaprağın var. Kocaman. Çok tatlı yaprağın. Ne yaprakmış arkadaş? Yaprak. Ne yaprağı ya? Ben bitki görmüyorum etrafta. Burası bir yaprak değil mi? Neresi bir yaprak değil mi? Burası. Benim kendime özel bir yaprağın var. Ve annenin de yaprağı var. Çok güzeller ikisi de. Sen oda mı demek istiyorsun? Efendim? Oda mı? Yok artık. Oda ne demek bilmiyor musun? Oda? Oda. Yaprak değil onun adı. Sen nereden geliyorsun ki? Miniş şehrinden. Burası Miniş kasabası. Ve Miniş şehrinde de odalara yaprak dediğini zannetmiyorum. Denildiğini. Karıştırdım sanırım. Sende bir gariplik var ama neyse. Lütfen yaratığını alıp gider misin? Ben yaratık değilim dedi değil mi? Evet nereden bildin? Wow hayvanca konuşuyorum sanırım. Yani ne olsun bildim işte. Şimdi çıkabilirsiniz. Peki. Bisküvi bir de bir şey daha diyeceğim. Annene Kiki'nin burada olduğunu söylemesen olur mu? Yani hiç görmedin, duymadın, bilmiyorsun tamam mı? Zaten söylesem annem onu attırır. Çünkü annemin hayvanlara alerjisi var. Ve tüyleri hiç hoşlarına gitmiyor. Aslında bu tüysüz bir yaratık ama... Cemal ya! Ben yaratık değilim dedi, değil mi? Evet. Pekala, ben gidiyorum tamam mı? Çok sıkıldım. Ve siz de odamdan çıkın lütfen. Of Kiki, lütfen şöyle yaramazlıklar yapma. Az daha evden atılabilirdin. Sen de tamam sevmişler. Biliyorum, burası deniz gibi değil. Ama yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Annemlerin tek kurtulma yönü bizim burada beklememiz. Annem benim başıma bir şey gelsin istemez biliyorsun.
Hadi gel çıkalım. Bak annenin seni görmemesi lazım, tamam mı? Adını da bilmiyorum, doğru dürüst söylemedi ama neyse, seni görmesin. Hayvanları sevmiyormuş. Yoksa atılırsın ha, ona göre. Hadi gel. Sımır sana bir şey. Hala biraz sormuş. Anne. Dinliyorum tatlım. Sana bağırdığım için özür dilerim. Sen onu hiç hak etmiyordun. Sadece biliyorsun, zor. Babamdan ben bir şey mi istedim minicim? Şey diyecektim. Neyse, o kadar çok önemli değil. Yemek hazır mı? Ben de tam ondan bahsedecektim. Birlikte yemek yemeyeceğiz. Onun yerine pikniğe gideceğiz. Piknik mi? Piknik nedir? Anne, kız daha pikniğin ne demek olduğunu bilmiyor. Ne pikniği? Biraz daha birbirimizi tanımış oluruz. Hem elektroniklerden de birkaç saat kaçmış oluruz. Teknolojiden birkaç saat veya elektronikten birkaç saat mi kaçmak? Anne, ne düşünüyorsun? Bisküvi lütfen, annene çok kötü davranıyorsun. Peki anne, özür dilerim. Böyle şeyler yapmamalıyım. Neyse tamam. Piknik olabilir. Ama lütfen 2 saatten fazla durmayalım. Merak etme. 3 saatten fazla duramayız. Zaten 3 saatten sonra da yağmur bekleniyormuş. Hava da çok güzel bugün ha. Hava nedir? Yok daha neler. Minicim, hani yukarıdaki şey vardı ya, hava. Yani sen herhalde yanlış duydun. Hayır demek istemedik. Hava. Hani biliyorsun ya canım benim. Evet. Evet, biliyorum tabii ki. Yukarıdaki şey hava. Evet. Sizde bir şeyler dönüyor ama neyse. Ben gidip üstüme giyineceğim. Tatlım, Mini'ye de birkaç tane kıyafet verir misin? Kendisinin hiç kıyafeti yok da. Ne? Bir Mini'sinin hiç kıyafeti olmaz mı? Neyse, veririm, tamam. Beni takip et. Allah'ım, umarım çok iyi arkadaş olurlar. Kardeş gibi olurlar. Bence şunu giy. Bak, sana çok yakışacağından eminim. Ya ben şunu giysem. Bunu. Çok daha tatlı olmaz mı? Hem de daha güzel. Saçım var. Ya niye gülüyorsun? Nasıl göründüğünün hiç farkında değilsin, değil mi? Bak, madem taç gibi şeyleri seviyorsun, bak sana bir şey vereceğim. Bunu giymelisin. Hem sana daha çok yakışır. Buna ne demeli? Bak, benim mavi kurdelelerimden biri. O yüzden iyi sahip tut, tamam mı? Yani iyi sahip ol. Şimdi dene bakalım. Bence çok beğeneceksin. Pekala. Oldu. Nasıl oldun? Çok güzel oldun. Bence bunu giymelisin. Peki giyerim. Kızlar, hadi çıkıyoruz. Annem çağırıyor. Gel hadi gidelim. Touch dedi, touch dedi ama touch ne demek ki? Pekala, geldik kızlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bu arada deniz kenarındayız ha. Bakın, şurada deniz var. Deniz mi? Yok daha neler anne. Piknik yapmak için bizi denize mi getirdin? Bence o kadar fena olmaz tatlım. Hadi gel. Büyü kuralım. Piknik yiyeceklerimizi. Aa, sofra bezini unutmuşum. Kızım, gidip arabadan hemen alıp gelir misin? Anahtarları çantamın içinde. Onu da arabada unutmuşum. Saf ben. Peki. Mini, acilen seninle konuşmam lazım tatlım. Dinliyorum. Ben aslında buraya senin için geldim. Belki azıcık da olsa denizi özlemişsindir diye. Biliyorum uzun zamandır denize girmiyorsun kaçmaktan. Ama bak, seni denize getirdim. Belki böyle birkaç saat denizde yüzebilirsin.
Ve bir şey daha söylemem lazım. Bisküvi senin deniz kızı olduğunu bilmiyor. Biliyorum. Bilseydi öyle şeyler demezdi bana. Evet ve öğrenmesini de açıkçası istemiyorum. Senin için daha güvenli olur. Sonuçta o daha küçük. Anladım. Zamanın varken git denize gir. Ben Bisküvi'ye bir şeyler söylerim. Hadi git. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Anne, piknik bezi de ve arabanın anahtarı da arabanın içinde değil. Ayrıca araba da kilitli. Ah, unutmuşum. Neyse boş ver. O garip kız da nerede? Sahilde birkaç tane kabuk toplayacakmış kızım. Lütfen onu arama, tamam mı? Biraz yalnız zamana ihtiyacı var. Biliyorsun teyzesi onu bıraktı buraya. Evet, duydum. Hadi gel gidelim. Bu arada seni affetmedim ha. Sonuçta o kadar git diyorsun. Hiçbir şey yok arabanın içinde. Benim saflığım bir tanem. Anne, Mini'yi çağırmayacak mısın? Çağıracağım tatlım ama ilk önce hani biraz eğlensin kendi başına. Anne, madem Mini gelmiyorsa ben de gidip birkaç tane kabuk toplayabilir miyim? Koleksiyonuma eklerim, biliyorsun taş hani topluyorum ya. Kızım, yani bilmem ki. Anne lütfen hadi. Ne olur bak, projem var hem yakında. Peki sen bilirsin ama çok uzaklaşma, tamam mı, ve suyun içine girme. Tamam. Allah'ım ne olur Mini'yi görmesin. Neyse görmez ya. Hem deniz kocaman, nereden görecek? Mis gibi yemekleri kaçırdılar. Geldim. Seni ne kadar özledim bilemezsin. Denizim canım benim. Ah deniz kabuğu. Mini, her şeyi açıklayacağım. Sadece sana bir şey söylemem lazım. Lütfen kurtar beni buradan. Çıkamıyorum. Yardım eder misin? Çıkamıyorum. Lütfen. Ama sen bir deniz kızısın. Uzun hikaye ama anlatacağım. Ne olur yardım et. Yeah, yeah.